Merhaba arkadaşlar, ben Kemal Çığırdan. Bugün Trakya'daydım zaten. Bizim Ömer kardeşimin çekimleri vardı. Bir iki programda ben çekeceğim. Hazır burada biliyorsunuz ben haftalarda bazen şey yapıyorum. Koyun ırklarını tanıtmaya çalışıyorum. İşte farklı farklı koyun türlerinde. Bu sene de gerçekten bugün bu programımda da Türkiye'de çok iyi örnek olabilecek Merino Landschaff'ı tanıtmaya çalışacağım arkadaşlar size ırk özelliklerini veya nerede olduğu ve çok iyi bir örnek olabilecek çiftlikteyim arkadaşlar. Şu anda Landschaft'la alakalı. Arkadaşlar Merino Landschaft'lar bildiğiniz gibi Almanya menşeili bir koyundur. Adından da anlaşılacak. Merinos grubundandır aslında. Hani çoğu insanlar veya bunu yetiştiren insanlar çoğu zaman koyuna et katmak için vesaire deseler de Merinos grubundandır. Yani yün grubunun, yüncüler grubunun içinde olan bir koyundur. Bunların içinde de en yüksek olanıdır Cidego olarak. Yani ve kilogram olarak en ağır olan ırklarındandır. İkizlik performansı iyidir arkadaşlar koyunların. Nasıl iyidir? Tabii ikizliği biliyorsunuz her zaman. Bakın beslemeyle alakalı bir durumdur. Koçun ikizlikle çok bir alakası yoktur. Koçlarının bu işletmede ellerindeki veriler ve daha önce çekmiş olduğum programda da 210-215 kilolara, 180 kilolara, 200 kilolara, 190 kilolara canlı ama çıktığı koyunların 110 kilolara çıktığını biliyoruz. Demiş olduğum gibi yani Merino Landschaft'ların çok genetik özelliklerinden bir tanesi de arkadaşlar şurada çok çok iyi örneklerden biri. Kulakları diğer Merinos gruplarına göre biraz daha büyüktür arkadaşlar ve sarkıktır. Yani şöyle de göstereyim. Şimdi videoda çok iyi çekemiyorum ben ama gerçekten çok iri koyun türündendir. Şimdi bunların bu tarz handikaplarından bir tanesi de bu koyun doyurmak gerçekten çok zordur arkadaşlar. Çok iri bir koyun. Yani diğer koyunlara örnek veriyorum 1,5 2 kilo 2,5 kilo gibi bir rasyonla doyurabilirken bu koyunları 3-3,5 kilogramlara kadar çıkabilmeniz lazım. 4 kilogramlara kadar kaba yem ihtiyacıyla beraber kesif yem ile çıkabiliyor olmanız lazım. Çok dayanıklıdır. Arazi şartlarına uyuması da çok yüksektir. Hani bazen handikaptır aslında koyunun çok büyük olması. Mesafeler, dağlar, tepeler kısmında ama bu koyunda bunu Almanlar 300 yıl evvel falan çok iyi asimile etmişler arkadaşlar. Çok iyi baskılamışlar. Koyun çok sakin yapıda bir koyundur. Yani iri cüssesine mi güveniyor artık? Özgüven patlaması mı yaşamış bilmiyorum ama çok sakin koyunluklarındandır. Bakın arkadaşlar içinde geziyorum. Herhangi bir reaksiyon, herhangi bir kalkma yapmıyor arkadaşlar. Bunu sürü ıslahında şunu yapabilirsiniz. Koyunlarınızın performansı küçükse yani boysa küçük biliyorsunuz bizim Türk ve Türk kültüründe biz büyük koyun biraz seviyoruz. Bu koyunda gerçekten o konuda irilik anlamına çok iri koyunlardan yani çok dünyada da iri merinos gruplarındandır. Koyunu sürünüzü boydan büyütmek açısından bunu yapabilirsiniz. Dediğim gibi handikap olarak doyurması çok zor bir koyundur. Mera şartları bu kadar iri olmasına rağmen mera şartlarının böyle dizlere kadar ot olsun, yemyeşil olsun, hoplasın zıplasın kısmını aramaz arkadaşlar. Bu koyun anız yerlerinde de güdebilirsiniz. Kuru otta da güdebilirsiniz. Aydın yerlerinde de güdebilirsiniz. Yani ot ayırımı aslında merada çok fazla yoktur. Ve sakin otlarlar, dağılmazlar. Çok koşan, hızlı karakterli ve heyecanlı karakterde bir koyun türü değildir. Tavsiye eder miyim? Ben genelde dediğim gibi yani aslında bakın tekrar yeniliyorum arkadaşlar. Etçi ırk segmentinde bir koyun değildir bu. Yüncü ırk segmentindedir. Boynuzlarında yani koçlarında şu kırkık olan arkadaşlar koçlar. Koç salımı olduğu için koçlar biraz çünkü kalabalık sürü var. Takribi burası bir hani toplam sürü açısından bir 300 koyun var burada. Koçlar biraz yorgun. Koçlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Şu kırkık olan arkadaşlar koçlar. Boynuz olmaz kesinlikle. Çekirdek boynuz da olmaz. Boynuz dipleri görünür. Böyle varmış mevcutmuş gibi görünebilir. Bunlar normal ama atıyorum büyük formda işte buradan sarkmış ya da normal bir Karacabey Merinosu gibi tur çevirmiş. Olmaz. Kabaktırlar arkadaşlar. Irk özelliği olarak. Şöyle yün yapılarını falan da göstereyim ben size. Yünleri bir klasik bildiğiniz tipik Merinos türündendir. Şöyle de örneklendireyim. Dediğim gibi arkadaşlar Merino Landschaft böyle bir koyun türüdür. Güzel bir koyundur. Dediğim gibi biz Türk kültürüne çok uygundur. İriliği olsun, iriye batlılığı olsun. Çok uygun bir koyun türüdür. Ama dediğim gibi çok iri olduğu için doyması vesaire yapması çok zordur. Mera performansı yüksektir. Hani çiftliğe göre de ikizliği değişir arkadaşlar bunun. Ama biliyorsunuz dünya ortalaması 1,50. Bizim Türkiye ortalaması da 1,50 olduğu için hani bu koyunda yani bu çiftlik çok istisnai bir durumu var. Çünkü kontrollü koşlandırmaları var, flashingleri var, bakım beslemeleri var. Burada ikizlik biraz yüksek. Yani 1,80-1,90'larda falan. Ama dediğim gibi bakım beslemeleri de ilgili değiştiği için ama genetik olarak da ikizliğe yatkın bir koyun ırkı. Dediğim gibi arkadaşlar Merino Landschaft'ı da böylelikle size tanıtmak istedim. Bunlar da
gerçekten Türkiye'de görebileceğiniz iyi örneklerdendir. Sizlere iyi haftalar diliyorum. Bereketli olsun.